Arkadaşlar, bugün medya cihazımızdaki tam Mirrolink desteğini anlatmak için kısa bir video çekeceğiz. Gol Tutusu forum sayfamızda bunların açıklamasını yazmıştım. Şimdi isterseniz kısa bir videoyla ne şekilde bağlantı kurmamız gerektiğini açıklamaya çalışalım. Daha önceden telefonumuza yüklemiş olduğumuz LG Mirror Drive, RockScoot ve Simple Control uygulamalarını, aplikasyonlarını yüklüyoruz. Daha önce de belirttiğim üzere Simple Control'u arkadaşlar uygulamamızı açmadan önce bu şekilde izin ver şeklinde telefonumuzu açıyoruz. Açtıktan sonra da işlemimize başlayabiliriz. Şimdi gelelim aracımıza, telefonumuzu yansıtmak için USB bağlantımıza. Arkadaşlar, USB bağlantısının orijinal olması burada son derece önem arz etmekte. Dolayısıyla orijinal kablo kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu şekilde bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra ekranımızdan Mirrolink üzerinden bağlantımız bu şekilde seçilmekte ve karşımıza şu şekilde bir ekran çıkmakta. Telefonun ekranı gidecektir. Buradan işlemleri sırayla yapmamız gerekirse, burayı çok iyi takip edelim lütfen. Birincisi, RockScoot programımızı tıklıyoruz. Bu ekran gelecektir. Burada geri yapabilirsiniz. Benim cihazım artık telefonla tamamen uzun süredir 3 aylık süreyle eşleşmiş olduğundan dolayı direkt bu ekrana getiriyor. Sizlerde ikili bir ekran çıkabilir. O zaman burada yine YouTube kanalı şeklindeki imlemi seçiyoruz ve geri diyoruz. Geri dedikten sonra tekrar LG Mirror Drive uygulamasını tıklıyoruz. Bu da şöyle bir uyarı alacağız. Evet. App başlatılamadı veya şu anda çalışır durumda değil. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bir sorun değildir arkadaşlar. Buna da geri yapıyoruz. Daha sonra burada görülen bir tuşumuza bastıktan sonra şu tuşa kısa süreliğine basıyoruz. İkinci basışımızda ekranımız bu şekilde gelecekti. Şu an tam bağlantı kuramadığımız için tekrardan deneyelim. Söylediğim gibi işlemleri hızlı değil, rahat ve seri bir şekilde, yani hiyerarşik bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tekrardan işlemi başa alacak olursak, ilkinde başarısız olduk. Şuradan hepsini tekrar kapatıyorum. Tekrar işlemi başa alalım. Bu birincisiydi. Ekranımız geldi, direkt geriye aldık. İkincisi, uyarı alana kadar bekliyoruz. Ekranda yazı çıkması gerekiyor. Evet, şimdi çıktı. Tekrardan geri diyorum. Daha sonra buradan seçimimi yapıyorum ve ekranımız geldi. Şu an telefonumuzdaki bütün bağlantılarımızı cihazımıza, yani medya cihazımıza aktarmış bulunmaktayız. Şu an aracım çalışmıyor. İstesem bu pozisyonda çalıştırabilirim. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Veri kaybınız olmaz. Sadece aracımızı motorunu söndürdükten sonra, yani stop ettikten sonra kapıları açıldığında ekranımız gitti gördüğünüz üzere. Biz bunu tekrar güç tuşuna bastığımızda gördüğünüz üzere tamamen kaldığı yerden devam etmekte ki bu son derece güzel bir özellik. Bunu da paylaşmak istedim. Gelelim biraz karıştırmaya. Evet, şu sağda gördüğümüz kısım Simple Control tuş takımı arkadaşlar. Bununla birlikte ana sayfa, daha öncekiler veyahut da geri tuşu çok işlevsel oluyor. Özellikle geri tuşunu çok sıkça kullanacağınızı söyleyebilirim. Örnek, şuradan bir resim açalım. Evet, golçutus.com. Geri dedim. Bugün okulumda bir turnuva vardı. Turnuvadan görüntüler. İşte böylece resimlerin kalitesini de görmüş olduk. Bir tane de sizlere video açayım. Da çok sevdiğim bir parçadır. Videoyu da oynatalım. Evet, şampiyon. Evet, durdurma, geri alma, ileri alma gibi seçeneklerimiz var. Simple Control dediğim gibi son derece kullanışlı. Geri tuşuna bastığımızda bir önceki menüye geçiyoruz. Ve çok rahatlıklı bir şekilde kullanım kolaylığı sağlıyor bizlere.
İstediğiniz tüm aplikasyonları buradan rahatlıkla seçme şansımız var. Arkadaşlar şu ekranda görünen tüm aplikasyonlarınızı, telefonunuzda yüklü olan tüm Android tarzı veri tabanlı aplikasyonları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Soru ve soru görüşleriniz için forumdan, sayfamızdan bana yazabilirsiniz. Herkese hayırlı olsun diyorum. Mübarek Ramazan ayında herkesin faydasına olduğunu düşündüğüm bu bilgi paylaşımında sizlere sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ender Hoca'dan saygı ve sevgiler. Golf Tutkusu forum sayfamız, Golf Tutkusu Instagram ve Facebook grup ve sayfamızdan bizleri takip etmeye devam edin. Teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.